Değerli Artı Televizyon izleyicileri, yeniden merhaba. Yasemin Temiz Arabacı ile birlikte ütopyaları ve kadın ütopyalarını tartışıyoruz. Konuyu özellikle 8 Mart özgürlüğünde böylesi özel bir alana yoğunlaştırmamızın nedeni ise Yasemin Temiz Arabacı'nın Ütopya'nın Kadınları, Kadınların Ütopyası ismiyle Sel Yayınları'nda çıkan özgün çalışması oldu. Feminist ütopyalara geçmezden önce sosyalist ütopyaların kadın sorundaki zaaflarına değinmiştik. Buna dair son söyleyeceğiniz bir ek var mı? Yani tabii genel olarak söylediğim şeyi hani tekrar ileteyim. Şeyde sosyalist ütopyalar tabii ki döneme göre daha eşitlikçi ve kadınlar açısından da kadınların hayata daha fazla katıldığı, sadece ev içi emekleriyle değil toplumsal alanda da var oldukları daha yeni modern ütopyalar ortaya koymuşlar. Ama tabii ki burada kadınların sorunlarının sosyalizmle birlikte tamamen çözüleceği, bunun için özel bir çaba gösterilmesine gerek olmayacağı anlayışı hakim. Ama kadın hareketine döndüğümüzde gelişen kadın hareketi bunun böyle olmadığını, buna yönelik eleştiriler getiren ve onun yanında yani kapitalizme karşı verilen mücadelenin yanında ataerkil ideolojiye de karşı verilmesi gereken bir mücadelenin yan yana birlikte gitmeden kadınların özgür sorunlarının çözülemeyeceğini gündeme getirdi. Evet. Kadın hareketi ve buna paralel olarak da tabii ki feminist ütopyalar. Aslında bu noktada Sovyetler Birliği'nde 70 yıllık bir sosyalizm adına yaşanan bir deney tecrübe ettik. Ve bu deney bize aslında reel sosyalizmin kadın sorunu çözmek konusunda gerekli performansı gösteremediğini, tam tersine cinsiyetler arası eşitsizliği bir şekilde üreten bir kurumsallaşma yarattığını bize gösteriyor. Belki de feminist hareketin, feminist ütopyaların, feminist sosyalizm arayışının bununla da doğrudan bir bağlantısı var ama sözü size vermeden yine de acaba bir sosyalist olarak duygusal mı davranıyorum bilmiyorum ama sosyalist hareketin feminist harekete yataklık yapması anlamında kadın bilincini üretmesi noktasında epey ciddi bir katkısı var. Özellikle iki ismi almak istiyorum burada. Bebel'in, Alman Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin kurucu öncülerinden ve Marx ve Engels'in hemen takipçisi, sonraki siyasal liderlerden. Onun Kadın ve Sosyalizm diye çok klasikleşmiş bir çalışması var. Çalışma ilk olarak 1879'da yazılıyor. Orada görece ki doğrudan değilse de Engels'e dolaylı eleştiriler yaparak kadın alanına alan açan bir çalışma. Bu çalışma daha sonra belli ki partili kadınların artı sendika mücadelenindeki kadın rengin etkisiyle sonraki dönemlerde giderek daha geliştirildi ve kadın hareketiyle sosyalizm arasındaki ilişki açısından da önemli bir klasik eser. Zannediyorum hala etkisini sürdürüyor. Clara Zetkin'i özellikle anmak istiyorum. Gerek 8 Mart'ın kurumsallaşmasında gerek 2. Enternasyonel'de kadın mücadelesi noktasındaki çok kıymetli çabaları ve dönemin erkek sosyalist teorisyenleriyle de kadınlık sorununda ciddi tartışmalara girmesi, hatta yer yer yazılarının sansür edilmesine neden olabilecek çabalarını da bu vesileyle analım. Tam buradan hem sosyalizmin önemini hem de eleştirisini, eksiğini belirttiğimiz noktada feminist ütopyalara geçebiliriz. Tamam. Şöyle, tabii ki aslında bir kadın hareketinin de tarihi bu aynı zamanda, feminist ütopyaların tarihi. Yani 18. yüzyılda artık bizim bugün toplumsal cinsiyet kavramıyla, gerçi o kavram da şimdi çok eleştirilere maruz kalıyor ama yine de bir cinsiyetin biyolojik olmaktan ziyade sonradan öğrenilen davranış kalıpları olduğuna dair kullandığımız toplumsal cinsiyet kavramının mesela 18. yüzyılda dillendirilmeye başladığını görüyoruz. Yani mesela Mary Wollstonecraft
kadın olmanın ilk günden itibaren öğrenilen ve yapay olarak yaratılmış olmasına rağmen doğal kabul edilen bir olgu olduğunu söylüyor mesela 18. yüzyılda. Ve bunun üzerine de birçok kadın düşünür ve yazar bu kavramı, yani bugün bizim toplumsal cinsiyet olarak tabir ettiğimiz kavramı kullanmaya, geliştirmeye başlıyor. Tabii 19. yüzyıl büyük politik mücadelelerin olduğu bir dönem ve bu dönemde işçi kadınlar kapitalizmin bu korkunç uygulamalarına, düşük ücretlere, onlara yapılan insanlık dışı muamelelere, işsizliğe tabii ki isyan ettiler ve böyle bir hareket başladı. Bir yandan da burjuva kadınlar da aynı dönemlerde eğitim hakkından mahrum bırakılmaya, ekonomik ve siyasal haklardan mahrum bırakılmaya aslında isyan ederek onlar da öyle bir hareket başlattı ve devam etti. Yani biliyorsunuz kadınların oy hakkı mücadelesi ve eğitim alabilme ve ekonomik olarak mülk sahibi olabilme ve ekonomik faaliyette çalışabilme mücadelesi de bu iki koldan devam etti kadın mücadelesi. Bu dönemde de tabii ütopyalarda daha çok kadınların mülk sahibi olmak ve onlara kullanmakta özgür olduğu ütopyalar olarak şekillendi. Mesela Mary Griffith'in 300 yıl ötede diye bir ütopyası ki anlatıcısının da geleceğe gitmesi örneğiyle, yani bunların ilk kullanıldığı örneklerden biridir. 1836'da yazmış. Mesela bizim daha çok Küçük Kadınlar kitabıyla bildiğimiz Louisa May Alcott'un da yine kadınların ekonomik olarak özerk olduğu bir dünyayı anlattığı Emek adlı bir, Work adlı bir ütopyası var. Bu dönemlerde, yani 1800'lerin sonunda kadınlar daha çok işte bu talepleri içeren ütopyalar yazıyorlar. Bir yandan da tabii herhangi bir yine kadınlar tarafından yazılan ama kadınların sorunlarına da feminizme özel bir vurgu içermeyen ütopyalar da var bu arada. Yani o dönemin genel eğilimi içerisinde farklı konuları, daha çok maceracı işte bir... Kadınların yazdığı ama kadın sorununu öncelemeyen. Öncelemeyen bu tip örnekleri de tabii ki görmeye başlıyoruz artık. Şuna değinmek isterim bir de, aslında biraz sosyalist ütopyaları konuşurken de bahsetmek gerekirdi. Bu dönemde, yani bu edebi eserler yanında o dönemde özellikle İngiltere ve Amerika'da birçok ütopyacı topluluk denemesi de hayata geçirilmeye çalışılıyor. Bu özellikle de hani ütopyacı sosyalistler dediğimiz düşünürlerin görüşlerinin etkisinde böyle küçük küçük denemeler yapılıyor. Küçük topluluk denemeleri. Bir nevi adasına, morun adasına çekilir gibi denemeler. Evet. Ve bu topluluklar arasında özellikle hani kadın ve erkek arasındaki rol paylaşımını sorgulayan, kadın ve erkeklerin yönetime ve toplumsal hayata eşit olarak katılımını sağlamaya çalışan küçük ütopyacı topluluklar da var. Özellikle bu Yeni İngiltere ya da Women's Commonwealth gibi 1860'larda kadınların çok ön planda olduğu feminist düşüncenin merkezlerinden olan küçük ütopyacı topluluklar da var ama tabii ki bunlar çok uzun süreli benzeri olmuyor. Örnekleri biz 68 hareketin akabinde de göreceğiz zannediyorum. Bu dönemde de işte kadınlar bahsettiğimiz konularda daha çok ütopyalar yazıyorlar. Bir de tabii Charlotte Perkins Gilman diye bizim Türkçe'de daha çok Sarı Duvar Kağıdı kitabıyla tanıdığımız bir ütopya yazarı var. Herland, Türkçe'ye çevirmek biraz zor. Kadınlar Ülkesi olarak yayınlandı. 1915'te yazdığı, sadece kadınlardan oluşan sınıfsız bir toplumu anlattığı bir ütopya denemesi var. Tabii ki burada hani birçok boşluklar var, nasıl olacağı. Bugünden baktığımızda anneliğin çok yüceltilmesi gibi bir takım eleştirdiğimiz noktaları var. Ama bir yandan da bir düşünce egzersizi olarak hani sadece kadınlardan oluşan bir toplum nasıl sınıfsız bir toplum olabilirdi, eşitlikçi bir toplum olabilirdi, dayanışmacı bir toplum olabilirdi gibi önermesi olan bir feminist ütopyası da var. Evet. Aslında hayatı zorlama, tıpkı ütopyaları hayata geçirme, belli bir mekanda kapanmak gibi salt kadınlardan oluşan bir ütopyada hayatı, realiteyi fazla zorlamak ve başarısızlığı adeta kaçınılmaz olan şeyler. Tabii. Ama geçmişin kötü deneyleri, kötü örnekleri, kötü yazınları insanları
bu alana yöneltirken de çok meşru bir alana girdiklerini de teslim etmek lazım. Ursula Le Guin'in güzel bir sözü var. Düşünce deneyi diyor Ütopya için. Ben biraz hani onu öyle görüyorum bunu. Yani tabii ki zaten mümkün olabilecek bir şey değil biyolojik olarak belki bu. Ama hani buna kafa yormak için, bu alternatifleri düşünebilmek için hani o düşünce deneyi gibi düşünürsek yani düşünebileceğimiz bir şey. Evet. En azından biz erkekler dünyası olarak da kadınları bu tip arayışa iten mevcut statü ve davranış yöntemlerimizi sorgulamak için bir vesile olabilir. Bu dönemde tabii şimdi 1960'larda biliyorsunuz hani kadın hareketinin ikinci dalga feminist hareket diye de tabir edilen bir dönemi var. Fakat ona gelmeden önce tabii bir ütopyanın evrilmesiyle oluşan bir tür var ki distopya, yani karşı ütopya da distopya dediğimiz bir tür. Bu konuda yazmış çok önemli bir kadın yazar var. Yani onu burada anmak istiyorum. Çünkü distopyalar, yani ütopyaların tarihiyle ilgili yapılan çalışmalarda çoğunlukla bizim karşımıza çıkan belli başlı erkek yazarlar oluyor. Bugün de hala çok okunan, haklı olarak da çok okunan erkek yazarlar, işte Huxley'in Cesur Yeni Dünyası, Orwell'in 1984'ü, Fahrenheit 451 gibi belli başlı örnekleri, çok da tabii Yevgeni Zamyatin'in Biz distopyası gibi çok önemli örnekleri anılırken, Catherine Burdekin diye bir İngiliz yazar var, 1937 yılında yazdığı çok önemli hem feminist distopyanın ilk örneklerinden olan hem de distopya edebiyatının da ilk örneklerinden olan çok önemli bir karşı ütopyası var. 1937 yılında yazdığı Svastika Geceleri. Ki Orwell'den de işte 10, 11, 12 sene kadar önce aslında yazdığı ve Orwell'de bugün çok onun söylemesinden dolayı bildiğimiz birçok şeyi de aslında daha önceden yazmış bir kadın yazar. Ama bu ne yazık ki hani ütopyalarla ilgili yapılan çalışmalarda çok fazla rastlamamıştım ben. İlginç, bunu ben de bilmiyordum. Acaba konu dışı bir soru sorayım. Orwell'in çalışması dönemin işte var olan sosyalizmine karşı kullanılma değeri yüksek olduğundan dolayı mı popülerleşti bu durum karşısında? Veya aslında bir fikir hırsızlığı varsa bu fikir hırsızlığı bu nedenle mi görmezden gelindi? Yani tabii fikir hırsızlığı demek bir belki etkiledim demek daha doğru olabilir. Sonuçta yazarlar tarih boyunca birbirlerinden etkilenerek bir şeyler yazmış durumdalar. Ama Orwell'in tabii 1984'ü birincisi Catherine Burdekin'inki daha feminist bir yani distopya. Kadınların özellikle indirgenmesi denen bir süreçten bahseden bir distopya. Daha yani oldukça feminist özellikleri olan bir distopya. Diğeri tabii ki yani o nedenle çok fazla görülmemiş olabilir diye düşünüyorum. Bir de tabii 1984 hani bugün yaşadığımız çağda karşı karşıya kaldığımız otoriter devlet yöntemleriyle çok örtüştüğü için de tabii çok popüler bugün bizim için. Yani bugün biz modern devlette yaşadığımız hayatta bunların, bu baskıların çoğunu yaşıyoruz. Ama Orwell'in özellikle popülerleştiği ana dönemin Soğuk Savaş dönemi olduğunu sanacak olursa bugünkünden farklı. Bugünkü bireysel kaygılarımızla onu okuyup onda kendimizi, günümüzü görürüz ama o dönemde sanki bir yukarıdan aşağı hem kadını devre dışı bırakan hem de sosyalizm karşıtı bir yerden popülerleşme hali var gibi geliyor bana. İsterseniz bu devam etmezden önce şimdi İkinci Dünya Savaşı kadınların üretime doğrudan katıldığı, hayatın her alanında doğrudan katıldıkları ve söz haklarının bir anlamda yükseldiği, savaş felaketine rağmen ama savaş sonrası erkeklerin tekrar yükseldiği. Acaba kafamda bir soru olarak sorayım. Acaba kadınların kadın mücadelesinin yükselişi, kazandıkları hakları ellerinden almaya çalışan bu devlet ve kapitalist baskıya karşı mı gelişti diye düşünebilir miyiz? Evet tabii ki, yani zaten kadın mücadelesi bugüne kadar hep böyle döngüsel bir mücadele olmuş. Yani bir takım kazanımlar elde edildikten sonra tam bahsettiğiniz dönemde örneğin 50'lerden sonra tekrar evlere geri gönderilmesi kadınların. Bir dönem böyle bir şey içerisinde yaşadıktan sonra 60'larda tekrar
bu hakların elde edilmesine yönelik mücadelenin tekrar başlaması dönemi. Tam da evet bahsettiğiniz gibi yani kadın hareketi böyle geri püskürtülen ama tekrar kazanımları elde etmek üzere tekrar mücadele eden bir hareket olmuş tabii. Bu dönemde sanki klasik emekçi sosyalist kadın hareketinden çok burjuva kapitalizm içi, düzen içinde kadın hakları mücadelesi sanki daha böyle kendini gösterir hale geldi çünkü. Diyebiliriz değil mi bunu? Çünkü feminist yazında bu kesimin daha büyük bir ağırlık kazandığı bir dönem sanki. Tabii zaten 1960'lar dediğimiz gibi hani şu an ikinci dalga feminist hareket diye tabir edilen aslında kadınların ezilmesini ataerkil ideolojiye bağlayan ve kadınların özel bir mücadele vermesi gerektiğini savunan bir hareket. Tabii bu dönem içerisinde başka işte ekolojik hareket gelişiyor. Yani eşcinsel özgürlük hareketi denen, sonradan LGBT'yi harekete evrilen bir hareket söz konusu. Birçok hani bu yeni toplumsal hareketler olarak tabir edilen birçok hareketin tabii ki mücadelenin yükseldiği bir dönem. Kadınlar da burada özellikle cinsel ilişki, üreme, kadın bedeni gibi konuların gündeme geldiği, kadınların cinsiyete dayalı iş bölümünün sorgulandığı bir dönem. Ütopyalarda buna bağlı olarak 1960'ların sonu ve 70'lerden itibaren kadın bedeni, cinsiyetçi iş bölümü, kadın cinsel ilişkilerin çeşitlenmesi gibi konularda üreme özellikle annelik mevzusunun tartışıldığı ve farklı kadınların, farklı etnik kökenden, farklı ırklardan kadınların da kendi öznel sorunlarını gündeme getirmeye başladıkları bir dönem. 68 hareketiyle karşılaşıyoruz. Tabii. Genel olarak hem reel sosyalizmi sorgulayarak yükselen ama hem de aynı zamanda kadın hareketinin ciddi bir yükseliş gerek entelektüel anlamda gerek fiili örgütlenme anlamda ciddi yükseliş yaşadığı bir dönem. Bunun başlangıcını ve sonuçlarını acaba önceki dönem hareketten farklılıklarını saptayabiliyor muyuz ve sonraki dönemi nasıl etkiledi mesela? İşte bunun tabii ki üzerine yükselen bir hareket. Bir yandan tabii ki Marksist teoriyle ilgili de hani Marksist feministlerin de bununla ilgili değerlendirmeleri, tespitleri var. Bir yandan da işte kadınların özellikle ev içi rollerinin tekrar sorgulandığı, ev içi emeğin değerinin gündeme getirildiği bir dönem. Aynı zamanda da işte tabii şu da çok önemli. Ekofeminizm kavramının da mesela gündeme geldi. Yani özellikle çevresel sorunlar, nükleer felaketler vesaireden sonra büyük sanayiyle ilgili, büyük ölçekli sanayinin krizleriyle ilgili bunların da gündeme gelmesinden sonra tabii ki bir feminizmle bunun arasında bir bağ kuran yeni bir akım da ortaya çıktı. Bir de yani bu dönemde artık daha önce Platon'dan beri gelen özellikle de Orta Çağ'da çok baskın olan hani bu dualist felsefe dediğimiz yani kadının bedenle ilişkilendirilen erkeğin ruh ve akılla ilişkilendirildiği ve tabii ki hiyerarşik bir ilişki bu eşit bir ilişki değil akıl ve ruhun üstün tutulduğu bir ikiliği aslında reddeden bir anlayıştı. Gelişmeye başladı. Kadınların farklı bir tarzının olmasının onların ezilmesi anlamına gelmemesi gerektiği savunuldu. Aynı zamanda işte bu erkek bakış açısının dünyaya hakim olma, hükmetme, ele geçirme düşüncesinin yani hem kadınlar üzerine hem de dünyanın kendisi üzerinde büyük yıkımlara neden olduğu gündeme geldi. Feminist ütopyalarda tüm bu kavrayışları aslında bir kuramsal bu mücadeleler ya da politik mücadelelerin yanında edebi bir taraftan da evet yani gündeme getirdikleri, paylaştıkları, yaygınlaştırdıkları bir alan oldu. Evet. Evet. Peki feminist ütopyalarda artı paylaşabileceğimiz özel somut örnekler özellikle hani daha çarpıcı yol açan ne var elimizde? Şimdi benim hep önerdiğim yani bana şunu sordukları zaman ben bir tane feminist ütopya okumak istiyorum. Ne okumak isterim diye sorulduğu zaman, ne okuyabilirim diye sorulduğu zaman önerdiğim March Pierce'in Zamanın Kıyısındaki Kadın ütopyası var. 75 yılında yazdığı bir ütopya ve bu radikal feminist hareketin bütün
önermelerini de içeren bir ütopya. Aynı zamanda hani daha önce bahsettiğimiz ütopyanın bir mücadele ile ulaşabileceğini önermesini de içeren çok önemli bir ütopya. Şöyle ki, çünkü bu ütopyanın baş karakteri Amerika'da yaşayan Meksika kökenli yoksul bir kadın. Yani toplumsal hiyerarşide en alt basamakta olan bir kadın. Ve bu kadının gelecekteki bir toplumla kurduğu telepatik ilişki üzerinden de Amerika'nın o dönemdeki işte bir eyaletindeki 150 yıl sonraki bir toplum tasvir ediliyor bu ütopyada. Ama bir yandan bu yapılırken de bu bahsettiğimiz roman kahramanı kadının en küçük, en değersiz görülen bir insan olarak bile o geleceğe ulaşmak üzere bir mücadele vermesi gerektiği vurgusu yapılıyor. Yani bu açıdan çok önemli olduğunu düşünüyorum. Konu olarak, konusuna gelirsek ise aynı zamanda ekolojik bir ütopya bu tabii. Örneğin toprak avukatı, nehir doktoru gibi meslekler var. O dönemin bir de bilim kurgu yazınını ve bilim kurgu filmlerini düşünelim 70'lerde. Hani böyle bir uzay yolculukları, işte koloniler, havada trafik sıkışıklıkları falan. Bu kadın Connie geleceğe gittiğinde hiç öyle bir dünya görmüyor. Kendi Meksika'daki bir köyü gibi bir dünya görüyor ve şey yapmıyor, yani geleceğe gittiğine inanamıyor. Gelecek, böyle bir gelecek olabilir mi yani bizim hayalimiz, çünkü çok başka. Ama işte burada ilişkilerin ne kadar farklılaştığını görebiliyor. Ve tabii ki bu üreme ve bedenle ilgili konular çok çok çarpıcı. Şöyle bir örnek var. Kadın ve erkek fiziksel olarak ve ruhsal olarak çok fazla birbirlerine benziyorlar. Ayırt edemiyorsunuz gördüğünüz zaman hangisinin kadın, hangisinin erkek olduğunu. O dönemde özellikle bu androjen dediğimiz kavram kullanılıyordu 70'lerde, 80'lerde. Yani hem fiziksel olarak birbirine yaklaşma kadın ve erkek bedeninin, hem de ruhsal olarak da daha yaklaşması. Bugün hani onu queer teoriyle, queer olarak adlandırdığımız bir kavram, ama o dönemlerde daha androjenlik üzerinden kullanılıyordu. Ve bu toplumda üreme tamamen beden dışında yapılıyor. Böylece kadınların hem bir külfet olarak ama hem de bir iktidar biçimi olarak annelikten vazgeçmeleri bekleniyor, yani düşünülüyor. Çünkü kadınların sahip olduğu, yani en son sahip olduğumuz bir iktidar kalmıştı, o da annelik. Çünkü annelik bir yandan da bir iktidar biçimidir de kadınlar için, bu tartışmalar da var. Beden dışında üreme gerçekleşiyor ama erkekler de çocuklarıyla bağ kurabilmek için erkek bedenleri de çocuk emzirmelerine olanak sağlayacak şekilde yapılandırılmış durumda. Onların da böyle bir duygusal bağ kurması için, evet, yani insan, daha insan olabilmeleri için öyle öneriyor. Ve bütün çocukların bakımından işte üç kişi sorumlu, kadın ya da erkek olabilir bu, ve üçüne de anne deniyor. Yani baba gibi bir kavram yok. Yani bu tartışmaların tümünü ütopyasında toplamış ve bu konularda bizi düşünmeye sevk eden bir ütopya. Ve aynı zamanda ütopyanın içinde de küçük bir distopya bölümü var. Gelecekte şunu görüyoruz. Yani biz bugün bulunduğumuz noktadan bu iki gelecekten birine gidebiliriz. Ve hangisine gideceğimiz bizim o anda yaptığımız seçimlere bağlı. Bu anlamda da yani yeni modern ütopyanın bu değişime açık olmak ve mücadeleye ihtiyaç duyduğu fikrinin hani önemli bir temsilcisi. Yani ulaşılması benim algımla fiziken imkansız olan şeyler var, ama buna rağmen aslında iki seçenek, iyi ve kötü iki seçenek ve bu iki seçenekten iyisine ulaşmak için mücadele katkısı, diğer toplumsal görevlere karşı sorumluluk çağrısı, aslında bu yanıyla sanki erkeklerin ürettiği ütopyalardan daha insani bir boyut taşıyor gibi. Belki de daha çok kadın ütopyasına ihtiyacımız var. Onların hayalleri, özlemleri, tepkilerinin salt edebi alana değil, aynı zamanda örgütsel alana da daha fazla yansımasına ihtiyacımız var. İşin gerçek dışı dünya kısmı bir tarafa bırakılırsa. İsterseniz eğer feminist ütopyalara dair ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa, ben yeniden
yakın geçmişimize, Türkiye'nin ilk dönemlerine, Osmanlı'nın son dönemlerine geçip orada acaba dünyada bu kadar çok tartışma, saflaşma yaşanırken acaba bizim geldiğimiz coğrafyada durum neydi? Hı hı. Kadınlar ve erkekler ne yaptı? Şimdi şöyle başta da bahsettiğimiz gibi ütopyalar gerçekten de belirli toplumsal durumlar neticesinde ortaya çıkıyor ve bu durumların daha çok işte mevcut sorunlara bir çözüm üretme gayretiyle ortaya çıkıyor. Bizim ülkemize baktığımız zaman da Osmanlı döneminde, Osmanlı'nın özellikle son dönemlerinde yani çökmekte olan Osmanlı İmparatorluğu'nu kurtarmak üzere alternatifler üretme çabasını görüyoruz. Bununla ilgili yazılmış ütopyalar var. Özellikle de bunlar siyasi rüyalar tabir ediliyor. Yani bir rüya gördüm, böyle bir toplum gördüm gibi önermeler bu şekilde. Bir de tabii ki Cumhuriyet'in ilk dönemleri, ütopyaların yoğunlukla yazıldığı dönemler olduğunu söyleyebiliriz. Burada şimdi konumuzda itibariyle Halide Edip'in bir ütopyasına değinmek isterim. O da 1912 yılında yazdığı Yeni Turan isimli bir ütopyası var Halide Edip'in. Bu tabii ki adından da anlaşılabileceği gibi milliyetçi bir ütopya. Fakat milliyetçiliği de biraz kendi yaklaşımıyla çok katı bir Türk milliyetçiliği olarak kurgulamamaya çalıştığını da gözlemliyoruz. Evet. Ama bunun özelliği benim bakış açımdan tabii feminist olarak nitelendirilebilecek bir ütopya olması. Yani romanın baş karakteri kendine Kaya adını vermiş olan bir kadın ve bu kadının mücadelesiyle hem ülkenin kurtuluşu için verilmiş olan mücadeleyi hem de kadınların kurtuluşu için verilen mücadele paralel olarak kurgulanıyor kitapta. Kadının kurtuluşuna dair veya kurtuluş vurgusuna dair aklınızda var mı özel Halide Edip'in özel olarak vurguladığı? Yani şöyle, tabii ki milliyetçi bir düşünceye sahip. Dolayısıyla esas olarak Türklerin ve Türk milletinin yükselmesi gayesiyle yazdığı bir kitap. Bir şey belirtelim. Ama bir yandan da işte kadınların da burada birer olarak hem bu mücadeleye nasıl katkıda bulunabileceği hem de kendi var olma, işte evlilikle ilgili bir çatışma var. Kendi evlenmek istediği kişiyi seçebilmesi, çeşitli mesleklerde yer alabilmesi. Bunlar tabii ki biraz kadınlara özgü olduğu görülen meslekler olması şu an bugünden eleştireceğimiz bir şey olabilir ama o dönem için kadınların kendi hayatlarıyla ilgili kendi kararlarını verebilmeleri ve buna karşıt siyasi görüşten erkekler karşısında bile bu kadın olarak taleplerinin ve mücadelesini koyabilmesi ne gösterdiği için anlamlı bir feminist ütopya. Örtünmeye dair herhangi bir vurgu var mı? Hatırlıyor musunuz? Yani onu çok hatırlayamıyorum ama sanıyorum özel bir vurgu yoktu. Yok. Aslında izleyicilerimizle de paylaşalım. Halide Edip, evet, Türk milliyetçiliğinin, Turancı düşüncenin içinde yetişmiş bir aydın kadın ama dönemin diğer Turancılarıyla karşılaştırıldığında bir hayli ileri. Örneğin Bahattin Şakir, Ermeni soykırımının doğrudan organizatörü olan Bahattin Şakir'le Adana'da bir karşılaşmaları var. 15 dakika kadarlık bir diyalogtan sonra onları buluşturan ve tanıştıran, gıyaben ikisi de birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Ama fiziki olarak henüz daha tanışmamışlardı. Zeytin Dalı kitabında, Zeytin Dağı kitabında atıftaki diyalog şöyle: Halide Edip beni bir katille, Fahri Rıfkı Atay'a söylüyor, beni bir katille el sıkıştırdın diyor. Bahattin Şakir ise böylesi şuursuz insanlarla senin işi kurmanı men ederim diyor. Yani 15 dakikalık diyalog. Bahattin Şakir'in nasılsa bizdendir diye bütün doğallığıyla gizlemeden sansürsüz konuşmasının açığa çıkarttığı bilgi, Halide Edip'in bir katille el sıkışmak zorunda kalmanın icabını yaşaması. Sonraki dönemde de, Cumhuriyet sonrası dönemde de aslında klasik Türk milliyetçiliği uzlaşmayan bir isimden söz ediyoruz. Evet, sonuçta
yeni Turan, o Turancı hareketin bir parçası ama böylesi bir yanını da anımsayalım. Evet, evet, çok. Bu yan belki de sizin feminist bir ütopya yazını olarak altını çizdiğiniz kısmı da bize daha net gösteriyor. Evet, burada bir medeniyetçi, kalkınmacı, Türklerle sınırlı bir ütopya var ama hı hı. kadınlığı ve aynı zamanda sorgulamayı da içermesi hasebiyle önemli evet. aslında. Ve yani şu, bu hı. günden de baktığımızda hani evet. feminist harekette kapitalizme ama milliyetçiliğe evet. Evet. militarizme karşı evet. olan bir hareket karşı. Aynı zamanda. Bu da çok önemli. Galiba feminist yazının erkek yazınından bir artısı olarak evet. Anımsamak lazım. Doğru. Peki sonraki tarihsel dönem içinde Türkiye'deki Müslüman camiasındaki kadın hareketine, feminist arayışlara dair gösterebileceğimiz diğer örneklere dair bir şeyler söyler misiniz? Yani tabii ki Türkiye'de çok bir yani ütopya olarak ben hani hmm. söylemek gerekirse evet. Tabii ki yine daha tekil örneklerden bahsetmek mümkün. Bir yani süre gelen bir edebiyattan bahsetmek çok mümkün değil. Evet. Bunun içinde de Kemalist ütopyalar da var. Kadınlar tarafından da yazılanları var. Daha İslami ütopyalar da var. Kadınlar ve erkekler tarafından yazılmış. Yani bir İslam İslami distopyalar da var. Yani bunu ütopya olarak aklımızda örnek var mı? Aklımda şu an ha, evet, örnek yok ama bakılabilir. Bunlar hani bulunabilecek örnekler, bilinen belli başlı örneklerdir. İslamiyet'i bir ütopya olarak Kur'an da var. Bir distopya olarak Kur'an da var. Ve son dönemde de kadınların da çok fazla distopya, karşı ütopya yazdığını görüyoruz. Özellikle son dönemde özellikle karşı karşıya kaldığımız bu dünyadaki büyük felaketler ve ekolojik ciddi sorunlara değinen birçok karşı ütopya yazılıyor. Mesela son dönemde İstanbul 2099 diye bir derleme kitap çıktı. İstanbul'un hatta tanıtımda şöyle, müstakbel İstanbulluların cesur yeni dünyasına hoş geldiniz diye. Çünkü işte 2099'un İstanbul'unu tahayyül etmiş birçok kadın ve erkek yazarın yazdı. Ne yazık ki içinde belki bir tanesi yanlış hatırlamıyorsam ütopya, diğer tümü distopya. Yani çünkü bugün yaşadığımız birçok şey bize tabii ki daha korkunç gelecek tahayyüllerine dair, gelecek ihtimallere dair bir uyarı yapma ihtiyacı da veriyor belki. Bizi gelecekten ve daha yaşanılabilir bir dünyadan uzaklaştırma, onları adeta kaçılması gereken bir şey olarak gösterme tabii, çabası. Tabii. Bir uyarı olarak yani biz eğer negatif bir belli uyarı. Aynen biz evet, belli evet. alışkanlıklarımızı sürdürmeye devam edersek 100 yıl sonra 200 yıl sonra dünyamızın gelebileceği durum budur. Bunlardan kaçınalım eğer bu sonuca varmak istemiyorsak. Distopya aslında o anlamda da hakikaten mücadeleyi daha hareketli tutan bir tür ütopya nazaran. Çünkü var olan ciddi sorunları daha da aşırılaştırarak insanlara gösteriyorsunuz. Dolayısıyla bir mücadele aracı olarak da aslında çok insanları harekete geçirebilen, hareketli tutabilen bir tür. Ben yanılıyor olabilirim tabii. Atıfta bulunduğunuz çalışmayı da okumamış olduğum için distopyaların aslında kadere rıza üretme, var olana rıza üretme, iyi bir şey için uğraşmama şeklinde bir eğilim getirdiği şeklinde bir ön yargıya sahibim. Şöyle söylenebilir. Evet, şimdi bilim kurgu olarak düşündüğünüzde evet bu olabilir. Yani zaten bu da hani tabii ki çok çeşit çeşit örneği var distopyanın da. Özellikle günümüzde tabii çok maceracı distopik romanlar var gençlik edebiyatında vesaire. Bunlar tabii ki insanları umutsuzluğa sürükleyip pasifize de edebilir. Ama bir yandan da tabii bunu nasıl kurduğunuz da önemli. İlk dönemlerinden beri distopya edebiyatı bir yandan da her zaman bu baskıcı rejimlere karşı direnen insanların da hikayeleri olmuştur. Dolayısıyla her zaman içerisinde bir umudu ve mücadeleyi de barındıran birçok örneği de var. Hani tabii ki biraz hangisini okuduğunuza da bağlı olarak evet. yaklaşım tabii değişebilir. Evet, evet. Bütün bu anlattığımızdan, bütün ütopyaların ve feminist ütopyaların tarihsel bilançosu olarak
günümüze doğru gelmeye başlarsak, Türkiye'de kadın hareketi bu çok uzun yüzyıllara dayalı tarihten, entelektüel üretimden, örgütsel mücadeleden, bedel ödemekten den bugüne gelsek, günümüzde kadın hareketi açısından neler söyleyebiliriz? Hani bir tarih programının sonuna doğru günümüze bağlayacak olursak. Şimdi günümüzde tabii ki biz umutlu olmak biraz zor. Çünkü hem dünyada yaşadığımız bu birçok son dönemlerde yaşadığımız felaketlerden, hem dünyadaki ve ülkemizdeki politik yaşadığımız baskılardan, sorunlardan ötürü umutlu olmak hakikaten zor olabiliyor. Ama bir yandan da ben kadınlar açısından düşündüğüm zaman Şirin Tekeli'nin söylediği bir söz hep benim aklımda. Umutsuzluğa, çünkü Türkiye'de de kadınlar açısından düşündüğümüzde yıllardır, uzun yıllardır mücadeleyle elde ettiğimiz haklarımızın geri alınmaya çalışıldığı bir dönemdeyiz. Biz onları daha da ileriye götürmeye çalışırken şu anda sadece onları korumak için çaba sarf ettiğimiz bir dönem. Korumakta da zorlandığımız bir dönemdeyiz. Fakat bir yandan da işte ben böyle bu umutsuzluğa kapıldığımda Şirin Tekeli'nin bir sözü vardı. Diyordu ki kadın hareketi hep dönüşümlü bir hareket oldu, bahsettiğimiz gibi. Bir takım kazanımlar elde ettiler, sonra geri püskürtüldüler, ellerinden alındı, sonra tekrar almaya çalıştılar. Ama artık günümüz elde ettiğimiz birçok şeyi geri asla döndürülemeyeceği bir dönemde. Yani bunu söylemişti yıllar evvel dinlediğim bir röportajında. Ben de şu anda bugün de umutsuzluğa kapıldığımızda artık bu elde ettiğimiz bazı şeylerin evet tetikteyiz, evet mücadelemiz sürüyor ama bir noktadan geriye gidemeyeceğine inanıyorum artık. Aslında negatif soru sorayım kışkırtmak için de. Kadın hareketinin kendisinin de İslamcılaştırılarak veya işte Kürt karşıtlığı veya hak karşıtlığı üzerinden muhafazakarlaştırılarak kendi kendine yabancılaştırıldığı bir dönem yaşıyoruz. Yani aslında sadece erkek ideolojisinin yaygınlaşması, kadın cinayetlerinin artması, muhafazakarlaşma değil, aynı zamanda bizzat kadınların da kendi haklarından vazgeçtiği, aslında giyim tercihleri de biraz bunun bir göstergesi. Veyahut da kendini kadınlık için değil, diyelim ki İslamcılık ve milliyetçilik üzerinden mücadelede konumlandıran kadın sayısındaki artış veya kimi röportajları, makaleleri okuduğumuzda karşılaştığımız, aslında sadece genel olarak hak karşıtlığı değil, kadın hakları karşıtlığı özgürlüğünde de pek çok figürle karşı karşıyayız. Acaba Şirin Hanım olsaydı veya siz bunun üzerinden nasıl bir, en azından hani çıkış arayışı için bu mevcut kötümser tabloyu gerçekçi okumak açısından ne desin? Şunu söyleyebilirim, yani tarih boyunca iktidarlar her zaman kendilerine karşı çıkan görüşleri itibarsızlaştırmaya ve hani bölerek yönetme yolunu seçmişlerdir. Özellikle bu kadınlar açısından da hep de böyle olmuştur. Yani kadınları işte iyi kadınlar, kötü kadınlar, evlenilecek kadınlar vesaire gibi çeşitli ayrımlarla, işte şimdi de yani daha muhafazakar kadınlar gibi birçok ayrımla aslında bizi kendi aramızda böyle bölerek mücadelemizi ortaklaştırmaya ve yükseltmeye karşı bir hareket olarak bu her zaman önümüzde olmuştur. Bugün daha da fazla bunun karşımızda olduğunu görüyoruz. Ve tabii ki muhafazakar bir söylem özellikle bu ülkede çok kolay benimsenebilen bir söylem. Yani dini ve muhafazakar söylemler çok çabuk kabul edilebilen söylemler. Evet, bunları görüyoruz ama bir yandan da buna karşın hep birlikte dayanışmamız, bunları aşabileceğimiz noktaları bulmak, müşterek bir zeminde en azından kadın mücadelesinde ve kadın kendi öznel sorunlarımız noktasında buluşabileceğimiz alanlarda yaratmaya devam ediyoruz. Evet.
distopya alanından ütopya alanında durmaya devam ediyoruz. Evet. Özellikle kadın hareketinin son dönemlerde ürettiği metin, bu tartışmamız bu şey açısından var mı? Bizimle paylaşabileceğiniz bir şey? Ben son olarak şunu söylemek isterim, yani böyle bitirmek isterim. Ben söylediğiniz gibi Mor Çatı gönüllüsüyüm aynı zamanda ve biz her 8 Mart'ta da bir metin yayınlıyoruz. O metinden, bu aslında 3 yıl önce yayınladığımız bir metindi ama oradan bir bölüm okuyarak bitirmek isterim. Çünkü tam da konumuzla çok örtüşen bir söz. Gündemin yakıcılığına karşı yine de umutsuz değiliz. Çünkü evde, işte, okulda, sokakta, hayatın her alanında haksızlığa uğramanın ne demek olduğunu, hayatta kalmak için nasıl taktikler geliştirmek gerektiğini ve karanlıkta feminist politikanın bize ışık olacağını biliyoruz. Mor Çatı'da biz kadınlar birbirimizle dayanışıyor, birbirimizin deneyiminden öğreniyoruz. Bu deneyimler de bize şunu söylüyor: bir kere çıktık sokağa, geri dönmek bilmeyiz. Evet, değerli Artı Televizyonu izleyicileri, Yasemin Temiz Arabacı ile birlikte ütopyaları, özel olarak kadın ütopyalarını konuştuk. Deyim uygunsa aslında son 2000-3000 yıllık süreci kadın bakış açısı perspektifi üzerinden bir özetlemeye çalıştık. Yasemin Temiz Arabacı'nın Ütopya'nın Kadınları, Kadınların Ütopyası kitabı Sel Yayınları'ndan çıkan, özellikle konuya dair önemli bir açılım ve önemli bir bilgi tazelemesi sağlıyor. Gerçekten de diğer tüm sorunlarda olduğu gibi Kürtler, Aleviler, emekçiler, çevre, basın özgürlüğü yanı sıra kadın sorununun da çok ciddi yakıcılıkla kapımızda durduğu, ciddi bir medeniyet kaybı, ciddi bir insaniyet ve hak kaybı yaşadığımız önemli alanlardan bir tanesi. Yasemin Hanım'ın da paylaştığı bildiride, metinde olduğu gibi ama haklarımızdan vazgeçmeyen bir duruş, bütün bu tarihsel arka planın bize yüklediği en önemli sorumluluk. Aynı zamanda gerek ütopyaların, gerek feminist ütopyaların bize gösterdiği umudu kırmamak, enseyi karartmamak tam da bu tarih bilincinin çok önemli bir göstergesi. Yasemin Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Umarım başka konularda da, yine kadın sorununun başka ayrıntılarında da yeniden bir araya gelmek dileğiyle, bir sonraki hafta bir başka konuda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.